Özür dilerim, geciktim. Trafik çok kötüydü. Babam nasıl? İyi. Önemli bir şey yok. Ufak bir yara ama doktorumuzun bakmasına izin vermedi. Önemsiz bir şey. Dokunmayın deyip duruyor. Biz de çaresiz sizi aramak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Nerede şimdi? Buyurun. Merhaba. Yara gerçekten önemsiz gözüküyor. Nihayet akıllı biri çıktı. Derdimi kimseye anlatamadım. Sen de doktorsun değil mi? Evet. İyi o zaman. Bana yardım et. Yarım saat sonra kraniyal rekonstrüksiyon ameliyatına gireceğim. Hazırlanmam lazım. Ben de onun için gelmiştim. Ameliyat iptal edildi. Size ulaşamayınca beni gönderdiler. Hep bu salakların yüzünden. Neyse. Sen çok iyi bir kızsın. Annenle baban seninle gurur duyuyor olmalı. Sanırım babam şu anda gurur duyuyor. Kızım, Ela. Evet. Onu sinemaya götüreceğime söz vermiştim. Ama ameliyata girmem lazım. Onu sen götürür müsün?
Ben artık eve gitmeliyim. Kadir'in sevgilisiyle tanışacaktık. Söz vermiştim. Nerede buluşacaktınız? Akşam yemeği dedik. Kader yerine karar verince arayacak. Gidip üstümü değiştireyim. Ben seni eve bırakayım. Oradan da hastaneye uğrarım. Ayşe'yi merak ediyorum. Beni bekleyeceğini biliyordum. Senin için değil. Sırrı öğrenmek için bekledim. Hadi ya, lütfen söyle. Beyaz sensin. Tüm renkleri taşıyıp hiçbiri olmuyor. Her şeysin. Ama hiç kimseye benzemiyor. Günaydın. Günaydın. Senin peşinde koşmaktan zevk aldığımı düşünme. Bugüne kadar fazlasıyla koşmuştum diye hatırlıyorum. Peşimden koşmana gerek yok. Çünkü ben kaçmıyorum. Allah Allah. Peki ne yapıyorsun? Sadece geç kaldım, o kadar. Nereye gidiyorsun Ela? Hasta kontrolleri için Fikret Hanım'la buluşmaya. O zaman ters yöne gittiğini söylemek zorundayım. Ben... önce bir yere uğrayacaktım. Çok kötü bir yalancısın. Tamam. Senden kaçıyorum. Ama aynı zamanda geç de kaldım. Fikret Hanım'ın bizi öpüşürken görmesini konuşarak halledebiliriz. Konuşarak mı? Çok iyimsersin. Ya sen de fazla karamsarsın. Ne olabilir ki? Sana hiçbir şey olmaz tabii. Ama benim için hastanenin cehenneme döneceği kesin. Fikret Hanım benimle o günden beri konuşmuyor bile. Ben olsam buna sevinirdim. Hiç komik değil. Tamam. Çok ciddiyim. Ne yapmamı istiyorsan söyle, onu yapacağım. Bilmiyorum. Sadece... belki... bir süre görüşmesek iyi olur. Ayrılmak mı istiyorsun? Olabilir. Olabilir mi? Ya bilmiyorum, geç kaldım işte. Alo. Ela. Ne yapıyorsun? Hiç. Tek başıma oturuyorum. Ben de. Çünkü sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum.
Senin tam bu noktada ben de sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum falan demen gerekmiyor muydu? Söylememe gerek var mı? O zaman kapıyı aç. Bu aşk için senin için her şeyi yaparım Ela. Gerekirse hastaneden bile ayrılırım. O da yetmezse tüm dünyaya, herkese karşı bizi, aşkımızı savunurum. Tabii sen de istersen. Bu aşkta sen de varsan. Merak etme. İstediğin zaman cevap verebilirsin. Seni sonsuza kadar beklerim. Sonsuzluk çok uzun. O kadar bekleyemem. Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam yalnız düşür müyüm? Bir kuş olup da üzerine süzülür her şey mükemmel. Hayatımı mükemmel yapan kadını görmek istedim. Sabahın bu saatinde mi? Her şeyin sorumlusu beni uyandıran bu yağmur. Eskiden ben de yağmur istemezdim. İçimi karartırdı. Ama şimdi gülümsetiyor. Beni gülümseten tek şey sensin. Sadece seni düşünmek bile dünyayı güzelleştiriyor. Bu halimde mi? Daha yeni uyandım. Eminim berbat görünüyorumdur. Hayır. Hatta seni hiç bu kadar güzel görmemiştim. Neye bakıyorsun sen? Geçmiş olsun. Niçin? Ela'yı başkasına kaptırdın. Benim için hiç sorun değil. Ama benim için sorun. Levent Bey'in bütün ameliyatlara niye onu seçtiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Saçmalıyorsun. Ela böyle bir şeyi asla yapmaz. Belli ki o adam Ela'yı kandırmış. Zavallı Ela. Yakışıklı beyin cerrahının tuzağına düştü. Asıl sen saçmaladığının farkında mısın? Levent Bey istediği her kadınla birlikte olabilir. Ela da istediği her erkekle beraber olabilir. Hadi hazırlan, geç kalacağız. Yani içeri girmem lazım. Haklısın. Hastanede görüşürüz. Görüşürüz. Sen şemsiyeyi al, ıslanma. Almam. O zaman sen ıslanırsın.
Belki de birbirlerine aşık olmuşlardır. Öyle olsa Ela bunu bizden niye saklasın ki? Korkmanı ya da utanmanı gerektirecek bir şey yoksa söylersin. Belki söylemeye fırsat olmadı. Aşk gözünü kör etmiş senin. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Ya ne demezsin. Eminim her yer çamur içindedir. Dışarı mı çıktın sen? Yo, nereden çıkardın? Saçın ıslanmış. Yok, duş aldım. Tam kurutamadım da. İyi, hadi çıkalım, geç kalacağız.